dedim, benim yanımda dedi. Bunda şahidi Ali damadım da vardı evin içinde. Nasıl bir şahit? Dur be, dedim ki. Bana dedim 20 milyar fetih yaptın dedim. 5 milyar gelinim Dilari'ye yaptın dedim. Bana kühür yaptın mahallede dedim. Gelinime kühür yaptın dedim. Bunlara rağmen benim kızımını hakkına götürdüm. Bir de Ali'den çocuğu varken 5 aylık nasıl kabul ettin dedim. Bu da dedi ki benim arabamı yaksaydın, evimi yaksaydın dedi. Keşke beni Hamza'dan etmeseydin dedi. Evet sen yaptın. Ben etmedim bak, dedim. Bak sen geldin kapıma bıraktın dedim anneler gününde. Hatun teyze, kızı koşarak kocası cezaevine gelince Murat'a gitmiş. Anneler gününde senin kapına niye getiriyor? Sen kapını bırakıyor. Sana bir de söyle. Ha, niye bırakıyorsun? Sana bir de söyle. Doğruca söyle ama. Yok, kocasının evinden çıktı. Niye senin kapına bırakıyor? Doğruca söyle, Allah için söyle. Ya lütfen ya. Nasıl getirip bıraktı? Niye senin kapına bırakıyor? Niye getirdin? Kızım kumalıyı yap. Telefon konuşmalarını dinlemiş, ağlamış, vicdanı kabul olmamış, vicdanına yedirememiş. Sen benim evdeki Ali'yi sağdan soldan niye konuşturuyorsun? Ertesi günde vazirken Ali çıktı. Niye konuşturuyorsun? Ali'yle barıştı, düzenini kurdu. Akşamleyin bir de baktım ki 7-8-10 kişiyi kapıma duvar saldı bu. Ali'yi gördü. Görücü usulü, görücü usulü gelin. Mahalle muhtarıyla. Bir de baktım evimin önünde 7-8-10 kişiyi. Deniz isteme gibi mi? Evet, deniz isteme. Hani şekerler, bohçalar filan. Bohçalar değil. Bohçalar da sadece 7-8-10 kişi. Bunların hepsi kişilerdi. Bunlar alışmışlar. Parayla, kendinden küçükleriyle evlenmeye, para zoruyla kandırıp da evlenmeye alışmışlar. Bir tane kandırıp. Ben parayı kabul etseydim, 150 milyarı ederdim, 20 milyarı da ederdim. Parayı ödeyecek. Kumar olarak kaç yaşlı? İlk gittiğinde tücünüze bakalım. Saçından sürükleyerek çıkartmadınız onu. Sen nasıl bir insansın gittim. Ki bu insanın polislere gittim. Başınızı sobakta bile yukarı kaldırıp böyle bir
anlaşılır. Cihan doğru yüklü. Haklısın. Doğruyu konuşuyorum. Adam ben aramıyorum şu an telefonumu açamıyorum ben. Beni arkadaşlar var ki telefonumu açamıyorum. Niye açamıyorsunuz? Utanıyorum. Niye utanıyorsunuz? Gamze ile beraber utanmıyordunuz. Şimdi ne farkı var? O zaman da yasak ilişkiydi. O zaman yasak ilişkiydi. İstediğim gibi konuşabiliyordum. Çünkü neydi biliyor musun? O zaman kimse bilmiyordu. Yaşaması kolaydı. Hayır, bilmiyor değil. Lafa gelince hepimiz doğruları söylüyoruz. Doğruları söylemek basit. Doğru budur. Tak 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 hemen tık tık söylerim. Tamam. Gerçekleri yaşamak başkadır. Söylediğiniz doğrular gibi gerçekte de yaşayacaksınız. Bu kadar basit. Tamam ben kabahatliyim. Eşiniz Gamze Hanım'a hizmet etti değil mi? Yes. Eşiniz yemeği kim yaptı evde? O da yaptı, o da yaptı, o da yaptı. Şimdi hocadan yorumlar varmış Fatma Hanım. Dikkatli yorumlar yapın lütfen. Şimdi